Kavganın içine doğan, ömrü kavga ile geçen zorlu bir coğrafyada daha doğmadan hikayesine direniş yazılanlardanım. Neler görüp nelere şahit olmuyor ki insan? Ben 14 yaşındayken abimi cezaevinde katlettiler. Acısını her dem yüreğimde sakladım. Sonrasında katliamlar, ölümler, işkenceler, saldırılar, gözaltılar ve tutuklanmalar. Ama durmak bilmedim. Bu halka reva görülen acıları durdurmak, bir daha yaşanmaması için önde olmak gerekti hep. Ben Aysel Tuğluk, Kürt kadın siyasetçi. Doğduğum coğrafyanın kadın yazgısını değiştirebilmek için ilk mücadele yolculuğum hukukla başladı. Baskı ve zulüm gören bir halkın acılarına ortak olmak, halkların emek ve birlikteliklerini görünür kılmak, varlıklarını savunmak için. Direnişime siyasetle devam ettim. Bu pek kolay olmadı öyle. Birçok Kürt kadın siyasetçi gibi binbir engelle karşılaştım ve 2016'da tutuklanıp cezaevine konuldum. Sonra bir hazan günü anneme aktı gözlerimde yaş. Daha onun acısını atlatamadan cenazesine yapılan barbarlığı, bir mezarı çok görenlerin kardeşliğini gördüm. Sevdiklerimize, annelerimize bunlar yapılmamalıydı. Bu coğrafyadaki tüm acılara rağmen dimdik duran annelerden biriydi annem. Anılarım yavaş yavaş silinse de ısrarla aklımdan çıkmıyor yaşananlar. Ve o yaşananları unutmak istiyorum. Yok yok, o anlar silinsin. Duymak istemiyorum o sesleri. Cezaevinde kalamaz raporuna rağmen onlarca hasta tutsak gibi bugün ağır tecrit altındayım. Siz tutanaklara terörist diye yazsanız da bir gün bile onurlu mücadelemden vazgeçmedim. Ve tam da bunun için mahkum edildim, unutturmaya çalışıyorlar. Duvarların ardından dinliyorum binlerce insanın dayanışma sesini. Bizleri aydınlığa çıkaracak olan halkların onurlu mücadelesidir. Sesimi duyan var mı bilmiyorum ama ben sizi daha çok duymak istiyorum.